Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Şimdi bir görüntüleri görelim önce. 24 yıl sonra sayın seyirciler ilk kez Kuzey Kore'ye gitti. Başkent Pyongyang'da görkemli bir törenle karşılandı. Ve görkemli bir törenle karşılaştı. Görüntüleri görebiliyor muyuz? Evet. Bu mesela bu limuzini Kuzey Kore liderine hediye etti Putin. Beraber geziyorlar. Böyle keyifli anlar geçirdiler. 24 yıl sonra gittiği yerde. Uçaktan indiğinde Kuzey Kore lideri kendisini kırmızı halıda karşıladı. Her yere zaten Putin posterleri asmış. Birazdan o Putin posterlerini de göreceğiz. Sonunda kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmasına imza atıldı, el sıkışıldı. Anlaşma kapsamında iki ülkeden biri saldırıya uğrarsa diğer ülke yardım edecek. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İkbal Dürre. Hoş geldiniz yayınımıza. Putin ne yapmaya çalışıyor? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Putin bence Batı'nın yapmış olduğu stratejik hamlelere kendi olanakları dahilinde cevap vermek istiyor. Şunu demek istiyorum. Biliyorsunuz bundan kısa bir süre önce G7 zirvesinde ABD Ukrayna ile 10 yıllık bir savunma işbirliği anlaşması yapmıştı. Askeri işbirliği anlaşması. Onun öncesinde İngiltere yapmıştı 100 yıllık bir anlaşma. Böyle bir şeyin eşi benzeri yok. Ve daha da ilginci Ukrayna ile Japonya yaptı 10 yıllık bir askeri işbirliği anlaşması. Onun dışında daha hemen yeni olan bir olay. ABD NATO Genel Sekreteri önümüzdeki ay yapılacak olan NATO zirvesine Avustralya, Endonezya, Güney Kore, Japonya gibi ülkeleri davet etti. Dolayısıyla Asya, yani jeopolitiğin Asya Pasifik'e taşındığı bir dönemde, herkesin kabul ettiği bu süreçte Putin de buna karşı kendince bir hamle yaptı ve iade-i ziyaret yaptı. Neden iade-i ziyaret? Çünkü 2023 yılında Kuzey Kore lideri Rusya'yı ziyaret etmişti. Vladivostok'u, oradaki bir ekonomi forumunu. Hatta 2019'da da ziyaret etmişti. Yani aslında baktığınız zaman biraz evvel söylediğim o global gelişmeler olmasa askeri anlamdaki, bu aslında sıradan bir iade-i ziyaret. Ama tabii ki sıradan olmuyor. Neden? Var olan şartlardan dolayı Rusya içinde bulunduğu batıdan izole olmuş haldeyken tabii ki eski tarihsel olarak ilişkilerinin yoğun olduğu bir zaman, hatta kuruluşlarında bizzat Sovyetler Birliği döneminde rol oynadığı ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra unuttuğu, boş verdiği tırnak içinde ülkelerle tekrar bir ilişki kurmayı ilişki kurma yoluna gitti. Çünkü başka çaresi de yok. Bu biraz da hani La Fontaine'in bu ağa takılmış aslanı kurtaran fareler hikayesine de benziyor. Yani koskoca Rusya'nın bu ülkelerle ne işi var? Bu biraz o La Fontaine'in o hikayesini andırıyor. Çünkü Rusya aslında bu yeni bir olay. Yani ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde tarihi köklere önem vermek yeni bir akım. Bu sadece Rusya'ya özgü bir şey değil. Bu bağlamda biliyoruz ki Rusya sadece Asya ve Asya-Pasifik ülkeleriyle değil, işte Afrika ile de benzer hamlelerini biliyoruz. Latin Amerika ülkeleriyle de biliyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda aslında taşlar yerine oturuyor. Daha fotoğrafı küçültecek olursak tabii çok önem verdiği belli. Çünkü neden? Heyette çok büyük bir heyet. Sadece Savunma Bakanlığı ya da Atom Enstitüsü, Rusya Atom Enstitüsü değil. Tarım Bakanlığı'ndan insanlar var. Efendim Ticaret Bakanlığı'ndan, onun dışında teknolojiyle ilgili Rusya'nın devlet kurumlarından. Yani çok geniş bir heyetle buraya gitmesi önemli. Tabii ki iki ülkenin silah alışverişinden bahsediliyor son dönemlerde. Rusya, Kuzey Kore'nin Rusya'ya büyük ölçüde roket sağladığı, temin ettiği 5 evet. milyona yakın. Tabii bunu iki ülke de kabul etmiyor. Tabii buradaki bir denklem de şu. Bu seyahat her ne kadar Rusya için önemliyse
Ama bir o kadar da belki daha fazla Kuzey Kore için önemli. Çünkü sonuçta Kuzey Kore hepimizin bildiği gibi dünyada çok izole bir ülke. Ve ikinci bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesiyle, yani Çin'den sonra ki Çin'e %90 ekonomik anlamda bağlı bir ülkeden bahsediyoruz. İkinci bir ülkeyle de yeni ilişkiler geliştirme fırsatı yakalıyor. Bu Kuzey Kore'nin böyle her zaman yakalayabileceği tarihi bir fırsat değil. Örneğin daha geçtiğimiz çok Mart ayındaydı hatırladığım kadarıyla. Ve Rusya yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye karşı olan bir teklifi, oradaki yaptırımların uzatması, oradaki yaptırımları yönlendiren komisyonun görev yetkisinin uzatılmasıyla ilgili bir yasa tasarısını veto etmişti. Yani bu anlamda Rusya'nın bu zamana kadar Kuzey Koreli ve diğer bu anlamdaki ilişkileri geliştirdiği ülkelerle ilişkileri dengeliydi. Şimdi bundan sonra daha bu ülkelere destek verecek bir tutum alması Birleşmiş Milletler'de de Rusya'nın, bu Kuzey Kore için çok önemli. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin biliyorsunuz uzay çalışmalarında başarısız birkaç hamlesi oldu. Oraya uzaya casus uydu gönderme ve benzeri. Bu konularda da Rusya'ya ihtiyacı var. Bu win-win bir durum. Ama dediğim şartlardan dolayı, yani dünyada silahlanma ve daha doğrusu askeri anlamda işbirliklerinin arttığı bir süreçte Rusya'nın böyle bir hamle yapması tabii ki dikkat çekiyor. Mesela daha sonra Vietnam'a da gidecek, belki konuşacağız, bilmiyorum. Oradaki durum çok daha farklı Kuzey Kore'den. Çünkü evet. Kuzey Kore ile dediğim gibi Kuzey Kore, ne kadar Rusya'nın Kuzey Kore'ye ihtiyacı varsa çok daha fazla Kuzey Kore'nin Rusya'ya ihtiyacı var. Ama diğer ilişki geliştirdiği küçük ülkelerle Rusya'nın durum aynı değil, daha farklı. O ülkeler Rusya'ya karşı biraz daha dengeli, çünkü Batı'ya az ya da çok Kore ile kıyaslandığında çok daha fazla entegre olmuş ülkeler. O yüzden Kuzey Kore ziyaretinin önemi ayrıca farklı bir anlam kazanıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Burada Türker Bey'e dönmek istiyorum. Moskova yeni bir ittifak mı oluşturuyor? Çünkü şu sözler de önemli. Stoltenberg bir açıklama yaptı ve dedi ki Çin'e seslendi. Ve Rusya'ya Labuk'la birlikte hareket etmenin doğru olmayacağını ifade etti. Hatta bu Çin'e karşı bir ambargo mu geliyor diye algılandı. Önümüzdeki dönemde Temmuz ayında NATO'da çok büyük bir toplantı olacağını ve silah meselesinde bütçelerin artacağından bahsetti. Orada bir şey oluyor. Şimdi bir kaynak